Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler. Selamünaleyküm. Hayırlı Ramazanlar kıymetli Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bir tarih ve insan programında sizlerle birlikteyiz stüdyomuzda. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Ramazan-ı hoş Şerif ayında da Sizinle beraber burada buluşmak, kavuşmak bizim için büyük bir mutluluk oldu hocam. Bizim için hoş de öyle. geldiniz. Allah razı olsun. Şimdi tabii neyi konuşacağız? Elbette Ramazan-ı Şerif'i konuşacağız yani değil mi? Ramazan-ı Şerif'in tarihini, tarihçesini konuşacağız. İşte geçmişten günümüze Ramazan-ı Şerif nasıl yaşanırdı? Bilhassa tabii kadim medeniyetimiz, Osmanlı'da Ramazan nasıl bir heyecana, nasıl bir sevince sebep olurdu? Bütün bunları hocamız anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Sizin de eğer merak ettikleriniz varsa bize yine WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Buradan hocamıza sorarız efendim, ee, öğrenmiş oluruz. Tabii Osmanlı'nın pek çok adeti var. Yani e, bir bazıları da hocam bugünümüze kadar taşınmış Elhamdülillah. Yani, elhamdülillah. Hepten elhamdülillah. yani öyle bir e, boş vermiştik yok. yok, sahip çıkmışız yok. aslında. Evet, yani evet. Osmanlı'nın ürettiği o güzel e, davranışları e, biz de bugün olabildiğince derneklerle vakıflarla aslında sürdürüyoruz. Doğru. Gönül ister ki insan kendi içinde de o heyecanı yaşasın. O geleneği sürdürme gayreti olsun. Mesela biz de evi süsledik. Yani <laughs> şimdi niye mesela bakıyorum haberlere Londra'da caddeler sokaklar süslenmiş hocam ya. Niye bizim ülkemizde ni bu belediye başkanları ne iş yapıyor? Niye süslemiyor? Değil mi? Değil mi? mi? Tabii. Yani mesela... Ayıptır e, ya. Öyle. Şimdi başka zamanlarda birileri kendi kültürüne göre veya evet. kendi işine göre, kendi o ibadetinin kendince değerine göre süslemeler yani. yapıyor. Bizim de aynılarını yapmamız lazım. Yani bunun en güzellerinden biri, ger gerçi yine devam ediyor o. Mahyalar mesela. Hı hı. Cami, minareler arasında mahyalar. Orada hadis-i şerifler. Veya Ramazan'ın önemini anlatan güzel sözler, hatırlatmalar. Yani mesela çok güzel süslemelerden bir tanesidir bu evet. mahyalar. Çok önemlidir. Ve bunun dışında gençlerimize böyle dışarıda bir takım süsler, güzellikler yapılabilir. Hı hı. İnsanlar evet işte bu Ramazan değil mi? Yani yeah. Ramazan'ı işaret eden, Ramazan'ı hatırlatan, Ramazan'ın güzelliklerini anlatan başka şeyler de olabilir günümüze göre. Doğru yani nasıl mesela şimdi Avrupa'ya gidiyor insan tertemiz bir Avrupa tertemiz gerçekten çöp arasan bulamıyorsun Hı. bize geliyorsun yani sanki memleket çöplük gibi her taraf eline alan bir şeyi atıyor. Maalesef. E şimdi Ramazan gelirken mesela müthiş bir temizlik olurdu İnsanlar şu bir ay içerisinde öyle bir temizlik ahlakında olsa davranışında olsa Mustafa Bey. O 11 ay devam eder. Yani atma bir şeye Ramazan geliyor uyarılar olur değil mi? Onun mesela e, hatırlatmaları olur, sözleri olur. Bunların netice itibariyle e, insanları iyiliğe, güzelliğe sevk eden hususlar ve Ramazan'ı milat kabul edersin böyle şeylerde. Evet. Daha bir öne çünkü insanlar zaten böyle hizmet etmek, işte günah işlememek, hı hı. yanlış bir şey yapmamak. Kal kırmamak için oruçlu Müslüman öyle oluyor. Mesela Peygamber Efendimiz birine biri size kızdı mı, biri size sinirlendi mi, siz ona aynı karşılık vermeyin. Deyin ki ben oruçluyum. Bak ne evet. kadar önemli. Oruçlu olmanın demek ki insana verdiği bazı hasretler var. Ben oruçluyum deyin. Bak sanki savaşı kesen bir şey. Evet. Deyin, husumeti bitiren bir şey. Değil. Ama işte o ben oruçluyum da çok manalar gizli. Gerçekten Büyük öyle. Büyük manalar gizli. Bunlar yapılabilir şimdi birden böyle söyleyince. Bak bir söz söylerken aklınıza geldi evet. değil mi? Yani adam Noel geliyor her yeri bambaşka kendince bir süslemeler yapıyor. E Müslümanın da kendine göre böyle güzellikleri olabilir. Yok mu var ama işte modern hali diyorlar ya süslemenin de bir takım farklı unsurları olabilir. O gün camiler en önemli yerler. Hı hı. Oraları böyle şimdi bazen cami göremiyor insan. Böyle hani Selahattin Camii iki minare evet. arasına maya gerilmiş yerine göre mahallesinde bunu göremiyor. O mahallelerde de Ramazan'ın böyle e, hatırlatıcı belli yerlere şimdi seçim var. Herkes mesela asıyor her şeyini. Evet. Ramazan'da da az belediyeler o güzellikleri bir takım sözleri az. Evet hoş olur doğru. Yani diyoruz. bence de olmalı. Evet. Ee, şahsen yani Londra'da cadde süslenirken güzelim Türkiye'mizde caddeler Ramazan için süslenmiyorsa yani eyvah. Yani evet. Hakikaten gelecek nesillerimiz için öyle sahip çıkmamız lazım. Şenlendirmemiz lazım evet, ortalığı evet, yani. Evet. Ama bu şenlendirme demek işte Konser verelim, bilmem ne yapalım. Ramazan'ın ruhuna aykırı, aykırı Ramazan'ı evet. hani ibadet ayınlığından çıkarıp efendim eğlence e, şekline dönüştürmek zaten kabul edilebilir evet. bir şey değil. Bu geçmişte Osmanlı eğlence var Ramazan içerisinde ama şekli şemali başka. Bunlar. İlahilerle, değil mi? Yani zikirlerle, Tabii. tesbihatlarla, Aynen. efendim mukabelelerle. Bunlar da Müslümanın aslında hem ibadeti, ibadet ederken ki o cuşu gelmesi, kalbinin coşkuyla çarpması bunlar da işin eğlencesi aslında. Hani öyle bir söz vardı yani. ya, eğlencesi tevhid olur diye. Ya, yani evet, eğlence evet. deyince bunu oyun zannetme. Heh. İşte müminin o kalp ferahlığı, rahatlığı, evet. bazen eğlence öyledir. İnsan rahatlar, ferahlar misali. E, müminin de bazen eğlencesi tevhid olur. Evet. Onun o tevhid söylemesi... Onu bir nakarat şeklinde kalbini oraya bağlı kılması onun eğlencesi gibi olur. Yani evet. çok önemli bu. Ha oyun cihetinden bir eğlence olursa onu da çocuklara yapmak lazım. Ha çocuklar eğlenir mi oynar mı oynar. Ramazan'da onlara özgü oyunlar, eğlenceler, onları sevindirmek. Bu da çocukları Ramazan'a karşı muhabbet duymasına vesile olur. Evet. Muhabbet duymasına. Yoksa büyükler zıplayıp oynamayacak yani. Evet, evet. Ama çocuklara karşı da böyle oyun ve eğlencelerde tertiplemek lazım. Tabii yıllar geçtikten evet. sonra onlar da "Ah nerede o er reski Eski Ramazanlar, Ramazanlar?" desinler yani. İşte o Ramazana bir muhabbet oluşuyor evet. Mustafa Bey. Muhabbet oluşuyor. Ama bir taraftan da ah Ramazan eğlenceden de çıkıp ile huzur bulmak, onu anmak, onu hatırlamak, onu zikretmek bütün ibadetlerle bir taraftan da bunu verebileceksin." Hı, -hı. O eski ramazanları anarken bunu da yaşamaya devam ediyoruz. Çok edecek. doğru hocam. Ben evet. de geçenlerde onu düşündüm. Yani ya biz şimdi neredeyiz ki ramazanlar diyoruz? E, bu hep söylenir yani. Aslında özlenilen şey çocukluk ama çocukluk döneminde aslında içinde yaşadığımız toplumun sana o ramazanı güzelleştirmesiyle evet. alakalı da bir evet. şeydir bu yani. Aynen. Şimdi ben de diyorum ki madem biz de bugünün büyükleriyiz, o zaman bizden sonra gelen çocuklarımızı, yavrularımızı işte ufaklıkları böyle ne yapacağız? Bugünleri hoş hatırlamaları, ya güzel abi, hatırlamaları abi. için harçlıksa harçlık, ne bileyim bir iftariyelik hediye ise o öyle o gittiğimiz abi. yere böyle. Ya eskiden Ramazan olurdu, büyüklerimiz de bize böyle böyle şeyler yapardı, ne güzeldi demesi yeter aslında. Memronu yani. düşünmesi, Ramazan tabi. ikramiyesi vermesi tabi değil mi? Yani <laughs> şimdi Mustafa Bey, Ders yapacağım geçen hafta, şimdi bu hafta da ilk oldu. Hocam hemen ne zaman bırakacaksın dediler. Şimdi <laughs> saate baktım hesapladım. Dedim uzak nereye gidiyorsunuz? Birisi dedi bağcılar. Bir saat dedim şöyle baktım. Yetişirsin dedim. Hocam benimki dedi bağcıların uç tarafı. Bir saat 15 dakika dedi. Doğru dedim bağcılarda küçük bir alan değil. Evet. Anladım şimdi o zaman beş buçukta bırakalım. E şimdi gördüm bu akşam ben yetişemedim evet, buraya. Evet, aynen hocam. On dakika geçti. Demek ki talebeler bir 15 dakika daha kazandı şimdi. Haftaya. Haftaya İnşallah. tabii. Yani beşte bırakacaksınız. Tabii yani bir kolaylık göstermektir bu. Kesinlikle. Yani çocuk oraya yetişecek. Bu bir güzellik. Evine yetişecek. İftarda evinde olsun. E şimdi bunu işverenler de düşünecek Mustafa Bey. Yani evet. Ramazan'da erken bırakacak. Ramazan'a göre yapacak. Bak bu ne kadar hoş olur bu. Amirine karşı büyük bir muhabbeti oluşur. İşine karşı daha bir ciddiyeti oluşur. İşini sever. Amirini sever. Aslında insanlar ya bir saat iki saat fazla çalıştım diye belki Kazandığını zannediyor ama belki kaybetti. Hı hı. de iki saat erken bıraktı ama çok şey kazandı. Ya bunlar önemli hususiyetler. İşte amir, Ramazan baştan sona kaynaştırma değil mi insanlara? Hep konuşacağız. Bu da bir kaynaşma usulü. Evet. İş yerinde de kaynaşma usulü. Amirle memur. Şimdi hani bazı insanlar işçi ve işveren. İşvereni pek çekemez. Hani para hep onda. Ben çalışıyorum çalışıyorum şu işveren kazanıyor. Hı. İşte böyle olunca ne olur? O işverenin gözünde parasında gözü olmaz. Allah razı olsun der. Bize kolaylık sağlıyor der. Ramazanda ikramiye veriyor der. İşte Ramazanda bir kolaylık sağlıyor der. Ona dua eder. İnsan dua ettiği kişiyi sever. Yani Ramazanda çok yönlü de düşünmeler lazım böyle. Yoksa Ramazan şudur budur değil. Ramazan evde, iş yerinde, okulda, mektepte her yerde Ramazan'ın o şeyi, kolaylığı, güzelliği, muhabbeti sinmeli yani her şeyi. Evet, hakikaten. Yani Hı -hı. onu da böyle e, iftar ve sahur arasında değil de böyle 7-24 hakikaten yani. Ramazan-ı Şerif'i her anını e, en iyi şekilde değerlendirmek. Kesinlikle. Her alana tesir etmesini sağlamak. Doğru. İşte dediğiniz gibi okul, geçen arkadaşımın işte oğlu okula gidiyor. Erken bırakacaklarmış. Kaç dakika erken yani ne kadar erken bırakacaklar falan diye. Beş dakika erken bırakacaklar. <laughs> ya dedim bu büyük bir kolaylık ya maşallah. beş <laughs> dakika <laughs> <laughs> ya Çocuklar yani beş dakika erken bırakmayla ne kazanacak ya da ne kaybedecek. Yani şöyle bir muhasebesini yapınca. Ya bir böyle takvimimizi mesela Ramazan-ı Şerif'e uydursak. Çalışma saatinden. Efendim mesela ben sabah hocam Ramazan-ı Şerif'in ilk günü, çekime gideceğiz e, bir yere, e, giderken biraz oyalanmışım evde herhalde yani çıkamadım tam o vaktinde. Bir çıktım dışarıya, trafik trafik üstüne her yer kilit, evet, sabahın evet. saat işte sekizi falan yani. Aa, tabii. Ya yani bu böyle olmamalı dedim ya, yani Ramazan'da <laughs> evet. şöyle ilk gün işte ise bir iki gün yani. Bir rahatlama bir saat olmalı saat onda başlayamaz mı mesai? Yani. Bizim işin ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği belli değil. Al bak herkes evinde mesela şu anda. Teraviden geldi. Biz burada kıldık, programa başladık falan böyle. Şimdi insan istiyor ki bir normal hani toplum olarak bir iki gün Ramazan-ı Şerif'in başlangıcı olarak hayatın böyle rahatlaması için bir sakinlik, birazcık daha o hızlı akan hayatı Yavaşlatmak adına bir iki gün onda başlar mesai ne bileyim on başlar. Doğru. Böyle şeyler yapılamaz mı hocam yani bir Kesinlikle. takvim oluşturulamaz mı sanki? Hayır fevkalade yapılır fevkalade de güzel olur çok da kolay olur. Yani basit bir şey olduğu için söylüyorum belki çok küçük bir nüvesi ama yani bir derneğim var hı hı. dernek de orada teravih de kılınıyor Adem der hocam Adem söylemedi der. ben söyleyeyim. Teravih yani, de evet. kılınıyor e şimdi arkadaşların hepsi orada bulunuyor, orada çalışanlar, evet. orada bulunuyor, namazını kılıyor, namazdan sonra çay ikramı oluyor falan böyle bir muhabbet, insanlar dağılıyor. Peki peki ertesi gün, ertesi gün bu arkadaşa ben diyorum ki 11'de gel, 12'de gel. Misal. Tabi evet. yani sahurunu rahat yapsın, Tabii. ibadetini gece rahat yapsın ve işe de ona göre gelsin. Ben kendi nevi şahsımda bu buna uyuyor mu uyuyor? Öyleyse ben bunu akşam rahat teraviye geliyor, rahat kılıyor, rahat insanlarla sohbet ediyor, dönüyor. Ertesi günde rahat. Evet. Yani 11. 12'de başlıyor mesai. Rahat oluyor. Şimdi bu Osmanlı'da da vardı Mustafa Hı. Bey. Ya Osmanlı'da şimdi bir yerde amir kaç çalışanı var? Sekiz. Ramazanda iş azalıyor abi belli yerlerde. Misal ben bizim orada bir şey var. Tıp merkezi var. Gidiyorum. Hocam Ramazan'da yarı yarıya düşer hasta diyor. Hmm. Bak şimdi hasta sayısı yarı yarıya düşüyor. Peki oranın insanı bazı şeyleri de azaltabilir. Şu saatte gelder demek ki yetiyor. Evet. Az bulunur. Belli saatlerde belli insanlar olur. Daha erken çıkartır. Şimdi işine göre mutlaka kolaylık var. Osmanlılarda da öyle. İnsanlar daha çok bak bugün de aynı şey geçerli aslında. Şimdi bu dairede kaç kişi çalışıyor? Sekiz. Dörde düşürüyor onu. Nöbetle şey yapıyor. Bir gün gelen diğer gün gelmiyor. Öğleyin açıyor, ikindi de kapatıyor. Yani bir anda mesai yarıya düştü, çalışan da yarıya düştü. Evet. Bak ne kadar. Yani istiyor ki Ramazan bir mübarek iyiliklerin hasılatının yapıldığı bir mevsim, bir zaman, bir ay. Sevap kazanma ayı. Başka türlü şarj olma ayı. Ve sen ona bu imkanı fazlasıyla sunuyorsun. Maddiyatı geri plana bırakıyorsun biraz. Yani şimdi ya şimdi Avrupa'ya gidiyorsun. Abi bakıyorum. Yani şu cumartesi, pazar şu şey kapanacak. Kapanıyor abi. Sen bir dakika geç gitsen bir dakika dükkanı şey diyor. Ya şu dükkanı bir açıver. Senden 50 bin lira, 100 bin lira işte bilmem ne şey yapacağım. Evet alışveriş. Ya biz de hemen kaldırırlar yani. Evet. Adam yok diyor. Yok. Senin bana saygılı olman lazım. Bir dakika erken gelmen lazım. Gecikme. Gel vereyim. Hiç onun parasında değil bak. Hiç parasında değil. Bizde ne demek abi? Biraz daha öteki çalış, geç çıkar. Çalışmanın yani, sonu yok ki ya. Yok çalışmanın sonu yani. yok. Ya şimdi e, bakıyorsun işte bilmem kaç gün yılbaşı şu kadar. Neyse o. Ya şimdi bizim de Ramazan'ımız... Müslümana özgü. Kolaylıklar tanı. Yani amirler, işverenlere, aynı şekilde devlet daireleri, ona göre keza insanları erken göndermek. Bak şu trafiğin durumuna, ya dörtte çıkarsa ne olur yani? yani. Değil mi? Dörtte çıkarsa. Kilit. En sonunda baktım geç kalıyoruz Murada dedim ki bir taraftan çok seviniyorum İstanbul halkı hep orucunda dedim. Bak <laughs> yetişmek için nasıl çırpınıyorlar falan çok güzel hoşuma gitti falan dedim geç kalsak da değer evet, falan. Evet. Şimdi bak güzel bir bakış açısı bak. Evet böyle <laughs> Sonra bakmak benim. lazım yani aslında. Yani şimdi o şeyin içinde bir an önce yetişeyim derken Allah korusun evet. bu defada bir kaza olur bir şey olur Allah yani istersen. rahat gitmek ama çıkart ya bunu biraz geç. Ve Mustafa Bey samimi söylüyorum. Mutlaka o işveren de işte fazlasıyla, iki katıyla bereket olacaktır bunu görseler. Bunu görseler, o bereketi görseler, o insanların o müesseseye olan muhabbetini anlayacaklar, sahip çıkacaklar. Ben öyle tam Yani insana değer vermedir bu. Hı hı. Sadece hem dine, hem onun yaşantısına, hem onun inancına, hem onun kendisine değer vermektir. Çok önemlidir. Evet. Yani hani e, biz bir aileyiz, biz bir aileyiz falan denilir ya aslında o evet. aile hani genelde hep lafta oluyor iş hayatında belki ama bununla da yeni nesil birazcık böyle e, alay ediyor, dalga geçiyor. işte patronun biz bir aileyiz demesi falan e, bununla alakalı hep şeyler var, paylaşımlar var sosyal medyada. Ama hakikaten eğer bunu söylüyorsa bir insan bunda i̇şte samimi onun ise. görüntüsü burada olacak. Heh, burada olacak burada yani. Olacak. O görüntü burada evet. olacak. Başka Yani bir şey erken değil. gönderecek, iş yükünü hafifletecek evet. imkan varsa efendim ikramiyesiyle bir bayram verecek, harçlığı tabii. verecek, sevindirecek. Tabii. Yani ya silsile böyle patron işçisini sevindirirse işçi de küçük çocukları sevindirir. Aynen. Çocuklarına harçlık verir. Ne bileyim yeğenine harçlık verir. Torununa harçlık verir. Böyle olunca da Aşağıya doğru böyle o katlanarak gider. artar gider, gider o sevinç artar yani. Gider yani. Allah razı olsun. Şimdi e, Osmanlı'da Ramazan-ı Şerif nasıl e, yaşanıyordu bir gününü e, konuşalım istiyoruz hocam. Siz bize anlatın. Yani nasıl karşılarlardı? Mesela efendim sarayda nasıl karşılanırdı e, Ramazan-ı Şerif? E, Osmanlı tebaası e, neler yapardı? Bütün bunlarla ilgili böyle ufak tefek anekdotlar paylaşabiliriz <laughs> yani. Şimdi e, tabii Ramazan aslında Osmanlı'da çok erken hazırlıklar başlardı. Yani üç aylar girildiğinde hı hı. Ramazan'ın heyecanı her tarafı sarardı. Üç aylar onun için çok önemli. E, üç aylar girdi mi tamam Ramazan şeyi geliyor. Evet. Hani hep o duayı da söyleriz ya. Allahümme barik lena recebe ve şaban. Ya Rabbi bize evet. Receb-i Şaban'ı mübarek eyle, Ramazan'a kavuştur. Evet. Bak iki ay boyunca bizi Ramazan'a kavuştur diye dua ediyorsun. Şimdi işte bu e, Ramazan'ın e, müjdecisi olan Receb ayı, Şaban ayı... Ramazan'a hazırlık ayı bir taraftan. Nedir bu hazırlıklar? Az önce söyledim temizlik. Yani evlerde temizlik, evlerdeki eşyalarda temizlik, kapların kalaylanması... ...temizlenmesi, onlar gider... ...evlerin yıkanması... ...umumi eşyaların yıkanması... ...temizliği... ...ve şeylerin doldurulması... ...kilerlerin doldurulması... Hmm. ...bu çok önemli yani şimdi... ...bir ay Seberliken, boyunca... ...ziyafet verecek... Mi? Evet, tabii. ...şimdi bazı ne verecek mesela... ...ziyafetlerde diş kirası verecek... ...bunlar için hazırlıklar... ...tesbih mi dağıtacak, para mı dağıtacak... Evet. ...altın mı dağıtacak... ...gücüne göre insanlar. Her şeyin hazırlığı var. O ziyafetler, hoşaflar yapılacak. Onların kurusu, yaşı, bir takım şeyleri. Yani kilerler hazır. E, devlet de öyle. Hem Ramazan'da ne olmasın? Bir sıkıntı olmasın. Erzak yokluğu olmasın. Müthiş devlet de öyledir yani. Kuzu nereden gelecek? Ne eksiklik var? Bunları nasıl gidereceğiz? Çünkü Ramazan'da eksiklik oldu mu başka aylara benzemez. Tabii. Yani adam ziyafet verecek. Onu kaçırdı mı yandı. Yani devletin en önemli işlerinden biridir. Ve bir de hani bugün de var mesela Ramazan, Ramazan fırsatçıları deriz. Hemen zam yapar. Hmm. Hemen bir takım e, malzemelere zam kor. Ramazan fırsatçıları diye gazeteler, televizyonlarda evet. şuna şu zam ya ortada bir şey yok. Niye zam geldi yani? niye yok ortada henüz hani bir devalüasyon yok bilmem ne yok şu yok bu yok paranın değeri düşmedi devlet bir şey niye hemen zam yapıyorsun Ramazan fırsatçılığı halbuki Ramazan'da daha şey olması lazım ama insanoğlu olabiliyor Osmanlı da buna çok dikkat eder yani Ramazan fırsatçılığı olmasın insanlar keyfine göre zam yapmasın bunun takibi erza mutlaka temini her şeyiyle bu hazırlıklar devam eder ve en önemlisi de tabi Ramazan'a artık bir gün kala ayın gözetlenmesidir. Evet. Hocam oraya gelmeden bu Ramazan fırsatçılığıyla mücadele konusunda Osmanlı'nın yaptığı mesela nar koyma şeyi evet. bu var değil mi Osmanlı'da? Var var. Yani, var. yani hani İslam'daki aslında nar yoktur. Hı. Yani serbest piyasadır evet. İslamiyet'in. Ama bu Hı. mutlak değil. Vatandaşın sıkıntısı oldu mu? Devlet müdahale Hı. edebilir. Ve Osmanlı çok nar koyuyor. Hı hı. Osmanlı'da ben bunu çok görüyorum. Yani umumi hı. nar defterleri var. Biz bu konuda çalışılan. Büyük öyle serbest bırakmıyor. Yani Osmanlı vatandaşını çok koruyan ve kollayan bir noktada. İşi şeye bırakmıyor. Tedbirini evet. alıyor. Takibini yapıyor. Çok önemli burada mesela. Halkın sıkıntı çekmemesi çok çok mühim. Çünkü ister istemez Mustafa Bey takip etmezsen bazı şey fırsatçılar doğuyor yani. Tabii. Çıkıyor ortaya ve o zaman Ramazan'da da hemen nar koyuyor. Şu şu fiyata satılacak. Fazlaya satamazsın. Ve bunun maliyeti bilmem nesi gelişi gidişi şunu. Tamam e şimdi bugün biz bazen konuşuyoruz ya şeyde 3 kuruş buraya geliyor 30 lira nasıl oluyor diyorsun yani. Nasıl oluyor bu? Bu nasıl oluyor? Aradaki aracılar bunu çoğaltıyor. Öyleyse devlet ne yapar bence? Aracıyı kaldırmanın yollarını düşünür. Evet. Büyük oranda. Bugün hani bunu nar koyarak nasıl halledersin? O yapıyor, öteki alıyor, onu koyuyor, o koyuyor, o koyuyor. Beş kalem. E sen bunun ikisini aradan çekebilirsen, üçünü aradan çekebilirsen vatandaşa çok ucuza yedirebilirsin. Tabii. O zaman bunu nasıl yapabilirsin? Nasıl yapabilirim ben bunu? İşte Burası önemli bana göre. Yani böyle devlet bunları düşünmeli, bunların üzerinde kafa yormalı. Yoksa ben şunu da açarım, işte şuraya da başka e o da onda da aracı var. O da aracıyla iş yapıyor. O da yine giriyor, hale giriyor, halden çıkıyor. Başka bir şey kaldırırım hali. Kaldırırım yani. Bunun nasıl olur, nasıl gider? Mutlaka yolları var. Hiçbir şey çözümsüz değil. Eğer he, hele bir de fahiş yapıyorsa, onun kazancı birken beş alıyorsa, iken yedi alıyorsa, bir dakika kardeşim yani, kaça girdi, kaça çıktı, nasıl oluyor, kim burada bunu en çok yükselten? Evet. Yani bunları mutlak. işte Osmanlı bunu yapıyor. Yoksa Osmanlı da diyebilir yani kar payı şu haddi yok, e, serbest piyasa al çoğalsın şu bu diyebilir. Herkes bunu söyleyebilir ama yok vatandaşı ezdirmeme prensibi gerçekten çok önemli. Yani mesela şurada şu mal buraya yettikten sonra dışarı çıkar. Evet. Bu malı sen şu köyde burada yetmeden dışarı çıkartamazsın. Bu şehirde yetmiyorsa bunu dışarı çıkartamazsın. O zaman ne olur? Buradaki mal beşe çıkar. Birken beş olur fiyatı. Öteden gelir şey tüccar senden yükseğe alır. Sen burada pazarda satamıyorum ben biraz satıyorum tüccara ikiye verdim. E, tüccar bu malı aldı, başka bir yere götürdü, beşe sattı. İhtiyacı ama ben de o malı azaldı orada, beşe aldım. Çok yetişen bir mal. Ya niye böyle oluyor diyorsun burada? Evet. Bak, hayır diyor. Buraya yettikten sonra fazlasını çıkartabilirsin. Doğru. O ihtiyaç bittikten. Bunlar gerçekten işte devletin böyle şeylere kafa yorması lazım. Yoksa kendi haline bırakırsan ceza kes. Dolaş ya benim canım yanıyor. Sen ceza kesmişsin Ne yapayım ben? İşte şuralara şu kadar ceza kesildi. İyi de abi benim canım yandı. Yani. Canı kesin. yanan o garip adam, sıkıntılı insan. Bir ara nasıl yaptılar ya Mustafa Bey? Yani ortada bir her gün malın fiyatı değişiyor. Ne günler yaşadık yani. Değil mi? yani çok zorluydu e, da. Oradan doğru iş buraya geldi. Evet. Gerçekten Avrupa'da da bir şey var. Yani devalüasyon. Görüyorum onu. Her malın fiyatı 1 iki olmuş. Hı hı. Ama bizde bazen bakıyorum bir yirmi olmuş abi. 1-10 olmuş yani. Üç, yani bir günde üç kere fiyat değişti. 3 kere fiyat değiştiği günler oldu. E sen ceza kestiğine göre demek bu adam bunu bilerek yapıyor. Evet. Bunun cezası başka olmalı o zaman. Tabii. Senin verdiğin o ceza değil. O ceza başka bir ceza olmalı. Ben şahsen onu düşünürüm yani. KDV indirimi yapıldı mesela. Şimdi Gıda'da. bizim tarihçiler konuşurken Osmanlı derler, müsadere, tenkit ederler. Hmm. Vallahi hiç tenkit etme. İşte bugün olunca bağırıyorsun canın hmm. yanınca. O niye müsadere yapıyor? Müsadere çünkü ya devletin malını istediği gibi şey diyor, el koyuyor, hmm. kendi üzerine geçirtiyor veya başka Yolsuzluklar yapıyor. Kusura bakma bütün malını veriyor. Adam onu gören adam yapabilir mi o yolsuzluğu bir daha? Yapamaz. Yapamaz. Evet. Öyle bir şey olmaz. Şimdi mesela ya bir depremde burada belediyeden, ona yetki verenden, onu takip etmeyenden, o işi şeydenden her birisi cezalandırılmış olsa inan bir daha o binalar nasıl yapılır? Ya bunlar yoksa ya bunun müteahhidi kim? Bir tek adam. E, o müteahhidi görmeyen adam. Yani. O müteahhitten parası, para alıp onu görmemezlikten gelen adam. Onun teftiş etmeyen adam. Bunlar ne olacak yani? Adam oraya gece mi dikti sabahtan akşama? Koca binayı. Bir gecede sabah yoktu, akşam baktım bina var. Fıkra mı ya bu? Koskoca on katlı e? bina yani. Gece kondu evet. değil ki. Bir yani anda olasın. Onun için narhı Osmanlı koyuyor ve vatandaşı ezdirmiyor. Evet. Bunun için mesela yurt dışına da gidecek mal. Önce ülkende şeyi sağlayacak. Ondan sonra yurt dışına gider. Yurt dışından yoksa e şimdi en iyi mallar yurt dışına gider. Senin ülkende yerine göre bazen kalmaz. Satmışındır dışarı burada olur 20-30. Bana yetecek kadar belli oranda belli fiyatı aşmayacak şekilde yurt içinde o mal önce olur. Fazlası gider. Yetiştir o zaman bak nasıl yetiştiriyorsun? Memleketi şantiyeye çevirirsin ya. Yani evet. bizim kadar şey olan e, ziraat, ziraat yeri olan ülke var mı Mustafa Bey? Hollanda küçücük bir ülke. Neleri ihraç etmiyor? Yani tarımdan kazandığı milyar dolarlar milyar var ya. Milyar dolarlar Hollanda. var. Ve seraları kur kardeşim yani... ...ver teşviği... ...gör o seraları... ...yetiştirsin insanlar... ...evet... ...Allah razı olsun hocam... ...yine tabi böyle parantezler açabiliriz yani... ...bunlar günümüzün şu anda sıkıntıları... ...yani Ramazan-ı evet, evet. Şerif'i konuşuyoruz ama... ...bu çarşı pazar hareketlenmesi... ...Ramazan fırsatçıları... ...bunlar hep gazete başlığı değil yani sadece... Yani. ...bunlar yaşanıyor yani... ...oluyor bitiyor... Ee, hiç değilse tedbir alınsın Ramazan yani Ramazan'ın şeyini bahsediyordum. Ramazan'ın şeyini bahsediyordum. Hani Ramazan nasıl başladı? Evet. Bu çok önemli. Yani çünkü bugünkü gibi takvimi aç. Ya ne gün başlıyor Ramazan? Şimdi biz öyle He, yani. Tabi. Ramazan ne gün? Aa şu gün başlıyor, şu gün de bayram. Takvime bakıyoruz. Yani aslında bu takvim işi değildir. İslam Devleti bunu aya göredir. Rüyreti hilal. Hı hı. Ramazan ayı ay çünkü. Hilalin çıkışıyla başlar. Ayla başlar. Yeni ayın görülmesiyle. Eski ayın kaybolup yeni ayın çıkışıyla. Bunu takip etmek çok önemlidir Osmanlı'da mutlaka. İstanbul Kadısı belli insanları tayin eder. Nerelerde? İşte Süleymaniye Camii'nde, Bayezid Camii'nde, başka Galata Kulesi'nde. Belli bu, bu yüksek yerlerde belli kimseleri, emin kimseleri tayin eder. Onlar ayı gözetlerler. Ve bir kişi ayı gördüğü zaman gelip yeminle, ki bunlar da belli insanlardır. Doğruluğu, dürüstlüğü, emin oluşu belli insanlardır. Bunlar yeminle ayı gördüğünü ishar ederler. Ve onun üzerine ne yapar? Tabii bu Şaban ayının 29'u. Çünkü 29 mu çekecek, 30 mu çekecek? Evet. Eğer görüldüyse 29 olduğu anlaşılır. Ertesi gün... ...ilan edilir, toplar patlatılır... ...selalar verilir... ...yani top atılır... ...Ramazan'ın ertesi gün Ramazan olduğu... ...bütün aleme... ...ilan edilir... ...eğer görülmediyse... ...o zaman şey, şey ayı... ...bir ay önce ne olur... Ee, ...Şaban ayı... ...30 çektiği anlaşılır... Hmm. ...30 olur ilan edilmez... ...ertesi gün artık mecburi başlar... ...31 yok bizdeki gibi... Evet. ...ya yani 29 ya 30... 29'u gecesi bakılır, eğer görülmezse o 30 yapıldı denir, ertesi gün mutlaka başlar. Evet. Ve o da ilan edilir gündüz Ve müthiş bir heyecan dalgası sarar. Yani artık tamam, kavuştu sevgiliye. Hani sultan geldi, sultana kavuştu, 11 ayın sultanına. O sevgiliye kavuştu çünkü iki aydır onu bekliyorlardı. Hı hı. Top atışları, eğlenceler, insanlar uyumaz o gece yani. Sahura kadar uyumazlar. Müthiş bir sevinç dalgası her tarafı sarar. O şeyi getirenlere hediyeler verilir, ayı gözleyenlere ve böylece Ramazana girilmiş olur Mustafa evet. Bey. Allah razı olsun hocam. Şimdi e, bizde tabii Ramazan şerif şeyleri var, mesajları var. Pek çok e, sevgili izleyicimiz hayırlı ramazanlar diliyor Allah sizlere. Allah Sağlık, saat, sizinle. afiyet. İftara davet ediyorlar. E, diliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani onlar da var da işte hangi birine yetişecek? <laughs> Hocam buraya yetişemedi iftar etsin oraya hiç yetişemez diye. Adam <laughs> öyle demiş. Geri geldi Mustafa Bey. Şimdi teravih namazına keçeci zade İzzet Paşa olacak. Böyle alelacele girmiş teravih namazına. İmam kıldırıyor. Şimdi hani ya yasıyı mı kılıyor? Teravih mi kılıyor? Bizimkiler de sordu ya evet. ya bunlar yatsı mı kılıyor? <laughs> <laughs> Teravih mi kılıyor falan diye. E tabii şeyden belli oluyor. Şimdi Keçeci Zade de namazda çok kilolu. Yatıyor, kalkıyor adam böyle kanter içerisinde. Birkaç kişi de ya acaba şey mi, o mu, yetişebilir miyiz, yetişemez miyiz, duralım mı, durmayalım mı? Bu selam vermiş, selam verilmiş. Ulan biz içeride yetişemiyoruz, sen dışarıdan nasıl yetişeceksin? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Şimdi e, tabii böyle hikayeler çok güzel. Çok yani Ramazan'ın güzelliğini hakikaten evet. yaşatıyor. E, böyle pek çok hikaye var. Bu hikayeleri de bir gün böyle... Peş peşe peş peşe inşallah konuşarak bir günde Ramazan <laughs> hikayeleri bölümü yapalım hocam evet, yani. Yapalım. <laughs> ya çünkü e, ya hayat aslında hikayelere yansır ya yani hikayeleri evet. de anlatarak aslında o dönem neydi, nasıldı, Doğru, bütün o renkliliği e, birkaç cümleyle anlatı veriyorsun yani, karşı aynen. tarafa bu da güzel oluyor tabi. Şimdi o kadar çok başlık var ki hocam hepsini soracağım. İşte sahura nasıl hazırlanılıyor, iftara nasıl hazırlanılıyor, işte mukabeleler yapılıyor, diş kirası gibi bir durum var. Mesela sadakada çeşit çeşit zimem defteri diye bir şey, ondan sonra sadaka taşı yine getiriyor, <laughs> koyuyorlar sadece ihtiyacı. Ya bu nasıl bir toplum hocam? Yani bunu hakikaten kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Yani ihtiyacından fazlasını almıyor insanlar. ya Bu evet, nasıl evet. bir... Kemalat. Yani bu, bu mertebeye nasıl ulaştı bu insanlar ben anlayabilmiş değilim. Ya da biz o mertebeden nasıl aşağı indik? İşte orasını anlamak zor. Yani, yani gerçekten birinciyi belki anlıyoruz. Hı. Ama ikinciyi anlamak o mertebeden nasıl aşağı indik? Onun değerini bilmeyince, kıymetini bilmeyince hani ne buyuruluyor? Evet. Nimetime şükrederseniz arttırırım. Evet. Şükretmezseniz, kıymetini bilmezseniz, değerini bilmezseniz elinizden alırım. Evet. Şimdi bu güzel yaşantı... ...o toplumu yüceltiyor. Büyütüyor. Gerçekten öyle. Şimdi Ramazan zaten... ...Mustafa Bey bütün ibadetleri... ...bütün iyilikleri... ...bütün güzellikleri... ...kendisinde toplayan bir ay. Hı hı. Bambaşka bir ay. Çok özellikli bir ay. Farklı ibadetleri de var. Diğer aylarda olmayan... ...ibadetleri de var. Ama... ...diğer aylardaki ibadetler de burada... ...devam ediyor. O onları evet. da topluyor. Onlara orada 70, orada bir sevap alıyorsa bir farza... burada bir farza 70 sevap alıyor. Evet. 70 farz gibi sevap alıyor. Orada bir sünnet sevabı alırsa... burada o sünnete farz, farz sevabı, sevabı alıyor. Evet. Yani şimdi sevapları da kat ve kat evet. çoğaltan bir ay. Dolayısıyla insan bu ayın... her anını kıymetlendirmek istiyor. Her anını değerlendirmek istiyor. Ve bu güzellikler manzumesi ortaya çıkıyor. Doğuyor... Hı hı niye? Ya nasıl daha fazla değerlendirebilirim? Nasıl kıymetlendirebilirim? Nasıl istifade edebilirim? Nasıl bu sevabı çoğaltabilirim? Adam böyle düşünüyor herkes. Onun için zaten işte devlet de azaltıyor, istifade etsin. İşleri azaltıyor, gücü azaltıyor, imkanları sunuyor, bir takım şeyleri. Ya alsın, vatandaş burada kazansın. Ve o ay nasıl geçerse, 11 ay öyle geçer buyuruluyor. Bak Ramazan'da Peygamber Efendimiz'in çok böyle hadis-i şerifleri önemini gösteren, o bir ayı nasıl değerlendirirseniz, on bir ay öyle geçer. Şimdi demek ki onun kıymetini bilince, onu hakkıyla değerlendirince, o on bir ay bereket oluyor, nimet oluyor. Ve onun bereketleri gidiyor on bir ay boyunca. Bunu da insanlar tabii biliyor. Yani Ramazan'a verilen, Ramazan'a o Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde Ramazan'ın değeri o kadar anlatılıyor ki ümmetin ayı. E şimdi biz nasıl yap, ne yapabiliriz? Evet. Hani bazen böyle oturup ne yapabiliriz diye konuşuruz Çırpınma ya. Çırpınma hali aslında değil mi yani? Değil mi? Evet. Ya öyle. Ne yapsak da acaba daha güzel hale getirsek, getirsek. kendi Hesabımıza yani. Bir, bir sevap daha kazansak mesela. Ya. E şimdi ya. o sevap onu sünnet gibi, edep gibi bir şey. Hı -hı. Ya farz sevabı aldın Mustafa Bey. Tabii. E farz olan bir şeyi yaptın, ...yetmiş farz sevabı aldın. Ya şimdi gerçekten yani büyük nimet bu. Çok büyük nimet. Evet. Ramazan'ın kendisi. Ya bu ayda mağfiret olunmayan ne zaman mağfiret olunur? Ya. Öyle buyuruluyor. Yani bu ayda bir adam mağfiret olunmamışsa ya o adam nasıl mağfiret olunur? Evet. Değil mi? Evet. Yani asla olamaz cinsinden bir söz bu. Yani iflah olmaz mı derler, ne derler Değil yani mi? öyle bir şey. <laughs> evet. Allah muhafaza ya. Ya Rabbim yani o yüzden dışarıda mesela Ramazan-ı Şerif'in o ruhuna, güzelliğine aykırı hareket edenler, sanki hiç Ramazan-ı Şerif gelmemiş gibi ya. davrananları görünce İnsan üzülüyor. Kimisi öfkeleniyor mesela çokça, bolca. Öfkeleniyor, hatta ağzını bozuyor. O derece öfkeleniyor. Ya aslında üzülmek lazım Aynen, hocam çok ya. çok doğru. Onun nasipsizliğine, çok doğru. neler kaybettiğine, nelerden haberdar olmadığına. Biraz kendimizi yani bu şeye kavrayabilsek bu meseleyi öyle. böyle. Kesinlikle daha başka öyle. bakacağız yani. Kesinlikle. Gerek yok. Tutmuyor mu oruç? Ya senin kaybettiğin bir şey yok ki kardeşim. Sen o adamın kaybettiklerine zaten vakıfsın. E üzülmen lazım, e, lazım canım, ya onun için aynen, ya. Aynen. Çünkü seninle aynı ya dili aynen. konuşuyor. Neredeyse seninle hemen hemen aynı kıyafetleri aynen. giyiyor. Seninle aynı gündemi takip ediyor filan ama Ramazan'dan bir haber ya. gaflet içerisinde. Sen bu adama kızar mısın? Öfkelenir misin? Hayır, üzülürsün ya. Aynen. Allah kınamayalım bir defa. Yani Kesinlikle. kınarsak Kesinlikle. Allah muhafaza çoluğumuz evet. var, çocuğumuz var. Doğru. Bizim de soyumuzdan nesebimizden efendim belki gaflet içerisinde olanlar gelebilir Allah muhafaza. Hani Allah kulunu evet. iddiasından yakalar derler ya o yüzden üzülelim yani bol bol. Doğru. Bir de mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel demiş hani yani ben oruçluyum de geç yani. Hani takılma. Değil mi? Evet Yani, yani sen oruçlusun bak sen onun bilincine var. Gerisini bırak ya, yani orucunu yaşa sen orucunla. Ben seninle şey tartışamam, yap. ben sana kötü Tabii. söz söyleyemem, ben seninle kavga demem, ben sana bir şey diyemem. Ben oruçluyum yani onun evet. gerisindeki mana. Evet. Seninle bir tartışma yaşayamam ben. Yani bir şeye giremem, ne söz söyleyebilirim? Ne şu? Oruçluyum ben yani. Evet. Perhiz değil, Perhiz. yiyemem, içemem, <gülüyor> <gülüyor> söylemem, dövemem, evet, evet. hiçbir şey yapamam. Evet. Bunun farkında olmak ve onlara dua etmek, çok evet. doğru söylediniz yani. Geçen dua. E, rakip analizi yapıyordum, bir program izliyordum, orada çok güzel bir şey söyledi e, şey konuk. Dedi ki yani... Bu oruç dediğimiz şey aslında nur topu gibi bir şey yani sahurdan emanet olarak aldığımız iftara kadar taşıdığımız üzerimizde, sonra da işte kendi hanemiz için e, Cenab-ı Hakka yine hani onun güzelliğiyle karşılaşacağız ya belki hani Allah muhafaza e, bir şeye ihtiyacımız olacak da gelip bize o oruç kalkan olacak yani cehennemle aramıza evet. e, oraya emanet ettik emanetçilerin en hayırlısına emanet ettik. E şimdi bunu kirletmeye hani küfrettin, yok müzik dinledin, ne bileyim yani mala evet. yani konuştun filan. Ya nur topu gibi parlıyor ışıl ışıl yani. Sen niye bunun üstünü tozlandırıyorsun? Niye kirletiyorsun yani değil mi? Yani De, aynen, mis gibi işte aynen. güzel güzel başından sonuna kadar götür bunu yani. Dolayısıyla aman halel gelmesin yani orucumuza. Bunun için var gücümüzle çabalamamız lazım diye düşünüyorum. Onu anlatıyordu çok hoşuma gitti yani böyle bakmamız lazım ya, yani kesinlikle. Ya. Hocam rejiden ısrarla arkadaşlarımız ara vermemiz gerektiğini söylüyorlar. Ee, araya gideceğiz. Mesajlar da geliyor tabii. E, Denizli'den Bayram Sezer mesela yazmış. Ee, evlere misafir geldi, evlere sultan geldi. 11 ayın sultanı geldi, Ramazan-ı Şerif geldi. Hayırlı Ramazanlar demiş. Oo oh, ee, sevgili kardeşimiz çok güzel. Ankara'dan Hikmet Mızrak efendim çok uzunca bir mesaj göndermiş. Yine televizyon dizilerindeki o tarih şeyleri var ya ona tepki gösteriyor. Biraz Hocam daha böyle böyle yapıyor diyorlar. Ramazanda izleme <laughs> ibadet et diyelim. <laughs> evet, aynen. Yani mesela Ramazanda ee, televizyonlar bile aman bizi daha çok izlesinler diye çaba gösteriyorlar Elbette evet. ama ya bizim Allah'a çok şükür öyle bir kaygımız olmadığı Yok. için yani bizi bize malayani değil. Tabii değil malayani. yani değil tabi değil ya yani değil bir şey alıyor tabi Yani faydalı şeyler sohbetler çok güzel Tabii. yani çok bazı faydalı sohbetler var Ben de takip ediyorum hı hı. E şimdi onları takip etmek de bir şeydir. Ramazan'da. Malayani'den uzak dur. Bir şey öğren. Tabii. Öğrendin. Bir güzellik öğrendin. Onu yaşadın. Şarj oldun. O sohbetlerin gerçekten insana faydalı tarafları var. Onları zaten konuşacağız i̇nşallah. herhalde. İnşallah. Efendim kısa bir mola veriyoruz. Sonra devam edeceğiz. Tarih ve insan programımıza. Birazdan inşallah yine buradayız. Selamlar yeniden birlikteyiz. Tarih ve insan devam ediyor efendim Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de ve tabii ki gündemimiz Ramazan-ı Şerif, 11 ayın sultanı yani dört gözle bekledik bugünlere kavuşmak için hamdolsun kavuşturana diyelim ve hocam biliyorsunuz önceki programlarda da e, klipler yayınlıyor evet. biliyorsunuz ikinci bölümümüzün başında. Bu hafta yine arkadaşlarımız güzel bir klip hazırlamışlar. Evet, güzel. Kıymetli izleyenlerimizden gelen fotoğraflarla siz de efendim sonraki haftalarda yine e, benim de fotoğrafımı yayınlayın derseniz tarih ve insanı nasıl izliyorsunuz bunu fotoğraflayıp bize WhatsApp'tan göndermeniz yeterli. Arkadaşlarımız o fotoğrafları değerliyor. Bu şekilde az önce izleyeceğimiz, az sonra izleyeceğimiz güzel bir kalibe dönüştürüyor. Hep beraber izleyelim, izleyelim hocam, bakalım hangi fotoğraflar gelmiş bize. Çok güzel değil mi hocam çok güzel. ya fotoğraflar? Yani <laughs> sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hem e, evlerine hem gönül hanelerine davet edip de böyle... Haftaya e, belki Ramazan davuluyla gelir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> belki o da olur yani. Değil mi? <laughs> Çok güzel ama bayraklarla vesaireyle e, çok güzel izleniyor. E, Allah razı olsun her birinizden. Şimdi e, biz tabi Ramazan Şerif'i konuşmaya devam edeceğiz ikinci bölümümüzde. Hocam Ramazan Şerif olunca sizi de çok yormak istemiyoruz aslında biliyor musunuz? Yani hani az önce konuştuk ya işçinin yükünü hafifletmek <laughs> lazım falan diye aslında hocamın da yükünü hafifletmek <laughs> lazım. Belki bu bölümü biraz kısa tutabiliriz sevgili yönetmenin bir ayar. Çeksin yani Çek. bize değil mi? <laughs> Mesajı aldıysa. Mesajı aldı inşallah. E, şimdi sahurla başlıyoruz tabi. Sonra iftarı dört gözle bekliyoruz ee, ama bu geçmişte nasıl oluyordu nasıl efendim ne güzellikler ortaya çıkıyordu Osmanlı'da sarayda ayrı bir heyecan var İşte Osmanlı halkı tabii yani bizim ecdadımız dedelerimiz yani nasıl yaşadılar evet. o güzel Ramazanları. Biraz bunlardan bahsedebiliriz hocam evet. inşallah. Şimdi aslında sahur, iftar değişmiyor değil evet. mi? Yani sahurda kalkıyorsun, <laughs> yemek yiyorsun, hı hı. iftarda da orucunu açıyorsun. Şimdi günümüzde belki sahura fazla insanlar kalkıp kalkmamakta, azınlık oluyor. Evet. Yani pek kalmıyorlar. Akşam işte ben yedim yatıyorum, sahura kalkmıyorum, kalkamıyorum. Şeyini daha çok duyuyoruz. Evet, doğru. Mesela eskiden bunu pek duymazdın Mustafa Bey. Evet. Yani çünkü sahur sünnettir. Kıymetli bir sünnettir. Peygamber Efendimiz sahur yemeğini berekettir diye övdü. Sahura kalkılmasını söyledi. Kendi sahura kalkardı mutlaka. Şimdi sahuru sadece yemek zannetme. Hı hı. Sahuru bir yemek zannediyorsan sadece yanlış olur. Sahur yemeği sünnettir. Sünneti seni yedir. Evet. Yani sen işte Ramazan'a kaldır, öğle yeme, akşam yeme falan sabah bıraksan ya bir sünneti bıraktım diye bir şey düşünmezsin. İftarı açmaktır. Hı hı. Yani bak orada sevap olan, sünnet olan iftarı açmandır. Hurma. Evet. Sonraki yemeğin sünnet değil senin. Evet. Tamam mı? Yani iftar açman orada, iftar etmen. Onun için birisi birini çağırdı mı iftara? Bir hurmayla da, evet. Bir bardak bir yudum su ile de, bir zeytin ile de, bir peynir ile de sana o iftarı açtırmış, seni doyurmuş oluyor, yedirmiş oluyor. Evet. Senin sevabını kazanıyor Mustafa Bey. Ama sahur sahuru ayrı görmesi lazım günümüzde. Sahuru anlamıyor insanlar. Yani sahurun ehemmiyetini, kıymetini çok düşün. Ben kalkmıyorum ya, ben yiyorum. Ben işte aramıyorum sahuru. Ya iyi de sen çok önemli bir sünneti seni yeyi terk ettin. Dünya ve dünyanın bütün içindekilerden kıymetlidir bir sünnet. Peygamber Efendimizin bir sünnetini yerine getirmek. O sünnet olduğu için kalkıp sahur yemek, sahur yeme. Evet. hani bir güçtür bir şeydir yersin ama bu yeme aynı zamanda bir sünneti seneye olduğu için kalk her lokmasına sevap olan bir yemektir sahur Allah Allah her lokmasına onun için Mustafa Bey lokmaları küçük tut <gülüyor> evet <gülüyor> yani, yani 50 lokma yerine 100 lokma yemiş olursun lokmaları her lokmasına sevap var çünkü Hani bazen camiye giderken her adımına sevap evet. olur ya bir büyük hizmeti, ilim yolunda bir talebe, Allah yolunda bir talebe, her adımına sevap olur. Namazda böyledir. Bakın burada da sünnet olan bir yemek, her lokmasına sevap var. Müthiş bir burada kazanç var ya, bu ya terk kazanç, edilir mi? Ya? Tabii ki ya, ciddi evet. kazanç var burada. Kazancı nasıl bir tarafa atarsın? Tabii. Yani Kur'an-ı Kerim okuyorsun sünnet. Yemek yiyorsun bu da sünnet. Evet. Hani derecesi belki Ali birinin olabilir ayrı ama aynı sünneti seni ye yani. Sen onu Peygamber Efendimiz'e uyarak yapıyorsun. Bunun farkında olarak yapıyorsun. Onun için Osmanlı'da eski de sahur da çok kıymetliydi. Mutlak aile Savur Sahurda fazla davet olmazdı. Çünkü iftarda da aileyi göremiyor adam. Yani çoluk, çocuk, hanım. Bugünkü gibi bir iftar yok Osmanlı'da. Osmanlı toplumunda bu nevi iftar üç gecedir. İlk Allah üç gece pek davet olunmaz. İlk üç gece aile kendi arasında iftar eder. Onun dışında hep misafirle Ondan sonra davetler bir başlar. Bir başlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bak toplum gerçekten öyle. Hep davetledir. Ve gerçekten Mustafa Bey bizim küçüklüğümüzde de bu böyleydi. Evet ya. İki gece falan, üç gece evde babam aile iftar ederdi. Evet. Sonrasında ya bizim davetler başlar bir 15 gün devam eder. Evet. Sonra babamı 15 gün başkaları davet eder. Yani biz o sofrada oturamazdık artık. Evet. Çünkü hizmet edeceksin o şeylere misafirlere hizmet edeceksin. Biz ancak onları yedikten sonra orucunu açarsın ama yemeğini yarım saat 45 dakika geç yersin yani. Diğer tarafta. Evet. E sonra babam gidiyor. Bazen bizleri de alıyor gidiyor. Hani ailece çağıranlar oluyor. Babamı tek çağıranlar oluyor. Ama ziyafetlerle, davetlerle gidiyor. Bazen adamlar bir tarafta, kadınlar yalnız olunca birbirlerini çağırıyorlar falan böyle. Ama hep misafir. Çünkü o da iftarı güzelleştiren husus. Evet. Bak ötede de pek misafir olmaz diyor. Eğer yatılı misafirse, yatılı misafir varsa sahura o kalkar yapılır. Ama onun dışında aile sahur yemeğinde birliktedir. Muhabbettedir orada da. Sahur yemeği bir arada şeyle yenilir der. Orada misafir çağırmazsın. Yani usul genelde bu minval üzere. Bir de Kadir Gecesi'nden sonra ziyafet verilmez. Evet. Yani umumidir bu. Bayram Genel telaşı vesaire. Tabii bayram telaşı. Sanki Ramazan'ın sonu geldi. Evet. Bir de üzüntü. Evet. Gidiyor Ramazan diye böyle. Hani neşe şeyi biraz kaybolur. Evet. Kadir Gecesi dediğimiz aslında Kadir Gecesi her günde ama arayacaksın. Ama bir de 27. gecesi. Hani kaçıranlar, kaybedenler için o geceyi de Kadir Gecesi gibi değerlendirin denildiği için... Genelde milletimiz 27. gecesini böyle değerlendirir ve ondan sonra da pek davet olmaz. Fakat o iki arada Mustafa Bey mutlak iftar şeyler, iftarlar misafirlerle geçer. Şimdi de bu bak bu özellikle akşam misaf. Sahurda böyle bir eksiklik oldu. Hı hı. İnsanlar kalkmamayı marifet zannediyor. Evet. Yani. Kalkmamakla neyi kaybettiğini bilmiyor. Çok doğru. Yani neyi kaybettiğini sahuru yemek verme. Ya ben acıkmıyorum, ben duruyorum ya ben 24. Onu senin açlığın değil. Resulullah Efendimiz'e uymanın kıymeti olduğunu bil. Onu bil. Evet. Yani onu bileceksin. O esnada Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim okur. 3-5 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. Sonra namaz kılacaksın. Yatacaksın yani dinleneceksin, yatacaksın. Ben şeye benzetiyorum bunu. Yani gençlerin de çok hoşuna gider şimdi. Yani onlar oyunlar oynuyorlar ya, bilgisayar oyunları. Evet. Mario diye bir oyun vardı hocam hatırlar mısınız? Mario böyle zıplıyor, altınları topluyor falan filan. Biz çocukluğumuzda oynardık dinmem. biz yani. <laughs> Televizyon atarıcısı <sizi> filan. Evet. <laughs> şimdi de mesela çocuklar pek çok oyun oynuyorlar. Onlarda da ödül toplama, altın toplama filan gibi şeyler Doğru, var. Evet. Bunu ona benzetiyorum biliyor musun? Yani sahurda altınlar var. Topla işte onu yani. Çok güzel. Evet. Ondan sonra git teravide altınlar var ya. Topla abi topla, ya. Bunlar hem topla. de geçer ya ahirette ya, yani evet, işte bunlar evet, lazım evet. olacak yani sana. <laughs> Fırsat işte önünde ya. İşte, o çocuğun <laughs> o altınları kaybedeceği bir hata yapacağı nasıl çırpınır değil Tabii mi? Yani. Dur baba aman evet, baba falan. Işte. Aman oynama dur gidiyor. <laughs> Çekil ya baba ben oynayayım falan der ya. <laughs> Çünkü rahat. altınlar bir hatada Tabii. kaybolacak. Tabii. Bir hatada asıl bizim salatlar kaybolacak. Bir kalkmada. Evet. çok güzel benzettin Yani evet. çok hoş gerçekten. Bunlar böyle hoş. toplaya toplaya yani. gitmek lazım. O yüzden <laughs> kalkın ya şu sahura. Çocuk ne olmayan şey yani için ki. nasıl çırpınıyor? Tabii. Sen olan şeyi bırakıyorsun yani, yani gelecek hususu bırakıyorsun. Evet. <laughs> ya o sahurdur. Zaten yani. apayrı bir havası var, güzelliği var yani sahurun. Yani. Uykuyla karışık. Sonra yemek yerken uykunu açarsın. Aynen. Sabah namazını da kılarsın. Eskiden evet. hemen peşi sıra mesela mukabeleler olurdu filan Yani devam eden, şimdi hala devam ettiriyor. Biz de mesela Ediyor, Ali Gül TV'de, evet. Ali Gül Efendim'de mukabele yayınlıyoruz. Yani Aynen, çok, sonra. Evet, çok önemli. Bunlar hep kadim geleneğimiz yani. Eskiden öğrendiğimiz şeyler bunları. Devam ettirmeye çalışıyoruz biz de bir şekilde. Ama dediğiniz gibi böyle sahura karşı bir şey vardı İşte ya ben yiyip yatıyorum, ben yiyip akşama yatıyorum, kadar da acıkmıyorum falan. Çünkü çok oturuyor. Hmm. Bire kadar hmm. oturuyor. 12'ye kadar olursa ama ben ya iyi hemen yatıyorum falan Peki biraz gerekirse uyu biraz kal sahura yani o sahur yemeğini mutlaka ye orada evet. o önemli Mustafa Bey Tabii iftarda da e, iftarlar yani en önemlisi bu şimdi günümüzde biraz bu ev iftarları özellikle çok e, düştü Evet yani insanlar Orada da bir düşüş var ciddi düşüş Hocam, var. Hocam Son... siz bu Ramazan evet. istatistiğini çok güzel tutuyorsunuz yalnız yani. <gülüyor> <gülüyor> Sahur bak gerçekten hakikaten sahura kalkma oranında o hassasiyette bir düşüş var. var. Aynı şekilde evde iftar yapmaya yönelik şeyde de noktada da bir düşüş var yani. Evet ciddi düşüş. Ev var. davetleri. Ciddi düşüş var. Niye? Onun... Çünkü kadınlar çalışıyor artık. Çalışıyor. Falan. Böyle bir durum. Evet. Bak seni nasıl vuruyor görüyor musunuz? Sana senin medeniyetine uygun sürmeyeceğin bir yaşantın senin bütün aslında keyiflerini, geçmişe dair sevinçlerini de alıp götürüyor ya. ya. Böyle bir durum oluyor yani. Evet. Ve büyük şehirlerin durumu. Evet. Valla iki, üç sene önce Mustafa Bey burada bizim bir halaoğlu var. Hı. Ya her Ramazan'ın birinci günü bir araya gelelim falan dedik. 3 senedir. Ya onu yapabiliyoruz ya. Evet. Maşallah. <laughs> Eve misafir gelir Maşallah. oldu yani. Evet. evet. Yok çünkü. Şimdi o da bir Ramazan'da bir gece. Evet. İlk gece dedik bunu böyle yapalım falan. Bir sene o gelecek, bir sene ben gideceğim. <laughs> ben Yakuplu Opendik. O pendik. Oo. Şimdi, yani şimdi <laughs> dün gece benim evi bile bulamadı kafası karıştır <laughs> tam iftar saatinin o yakın trafik bilmem ne yolu kaybedince bir de böyle sıkıntılar fakat bu neyi burada bir yine bazı incelikler oldu biz hani bir zaman yaz gününe geldi çadır iftarları oldu çadırı kış günü geldi çadır iftarları oldu evet. yaz günü geldi sokak iftarları oldu evet. şimdi yeniden kışa doğru gidiyoruz <laughs> aslında İftarda bir oruçlunun sevabını almak var. Bu çok önemli. Yani ev bundan bereketleniyor. Ev bundan nimetleniyor. Kadınlar bundan istifade ediyor. Kazanıyor. Herkes kazanıyor. Ama bu olmayınca o zaman insanlar başka bir şey araştırmalı. Yani nedir? Yine ben bir insana oruç verebilirim. Oruç yedirebilirim. Yani oruç iftar açtırabilirim. E ne yapacağım? Mahallemde Kur'an kursu var mı? Var. Var. Yani. O zaman oraya gideceğim. Ya bir akşam da gençlere ben iftar veriyorum. Evet. Şu 300 lirayı, şu 500 lirayı alın, hurma alın. Bir şey alın. Yani o gençlere yedirin. Şu bin lirayı al. Durumuna göre şu 5000 lirayı al. Şu 500 lirayı al. Şu 50 lirayı al. Evet. Mustafa Bey bu çok önemli yani. Orada Cenab-ı Hakk'ın hazinesi sonsuz. Ben 50 lira verebildim. Mustafa Bey 5000 lira ver verebildi. O varlığından verdi. Ben de yokluğumdan az verdim. Ama Cenab-ı Hakk'ın hazinesi Mustafa Bey'e de bana da fazlasıyla vermeye kadir, eşit. Elhamdülillah. Bu az verdi, bu çok verdi demez. Sen orayı düşündün. Sonra sen o gençleri düşündün. Burada benim bir katkım olsun dedin. Ben biliyorum bazı ne zorluklar içerisinde o hizmetleri yapıyorlar. Ve o çocuklar Ramazan'ın gelişiyle daha bir güzel yemekler yiyecekler. Ziyafet çekilecekler. Birileri size iftar verdi denecek. Onlara dua edilecek. Dua edilecek. Bak şimdi mesela Haydar kaç kişiye iftar yemeği veriyor değil evet. mi? Yani 300 bin kişiye iftar yemeği verecek hocam Ramazan boyunca. İşte bu Mustafa Bey. Yani sen oraya... Katılacaksın, atacaksın, vereceksin. Yani hadise bu. Evet. Adem der, iftar veriyor mu? Veriyor. Talebesi var mı? Atarsın. Hı hı. Bak verirsin, katılırsın. 50-100, 500, 5000 bilemem. Ama ne yaptın? İftar verdin işte 100 kişiye, 200 kişiye. Yurt, burada iftar veriliyor mu? Veriliyor. Katıl ona ya. Aslında kursu. zahmetin en kolay hali yani. Evet. Değil mi? Evet. Yüz kişiyi sen nerede Ya toplam? şimdi evlerde iftar olmuyor. He. E bırakalım mı abi? Bırakmayalım. Bırakalım mı? İşte bırakmamak. Önemli olan. O ruhu bir şekilde yaşatmak. O gençlerle bir akşamda ya benim iftarım şart değil. Benim verdiğim iftar şart değil. Bir gece o gençlerle oturayım iftar edeyim. Gideyim oraya onların arasına para kattım şey yaptım onların arasında görüneyim ben de geleyim bir akşam onlarla iftar edeyim diyeceksin bunları yapacaksın evet yani hani bunu belediyeler belediyeler bunu yaptı millet başladı konuşmaya ya zengin adam da giriyor ya iftara ben zengin adamı eve davet etmiyor musun ya <laughs> zengin adam oruç tutmuyor mu kardeşim zengin adam iftara açmıyor mu ya iftara sokakta kalmış herkes gelir Adam zengin evine varsa evine varır zaten. Tabii. Demek ki orada kaldı geliyor. Yok elinde <laughs> telefonu var. Ulan telefonu atsın da mı gelsin ya? Yani. <laughs> zaten hadis-i şerifte fakir bir oruçlu demiyor ki. Kim bir oruçluya? Oruçluya ya. Diyor yani. Şu mu bu mu değil yani. Tabii. Allah Allah. Ama onlar güzel hareketlerdi. Hı. İnsanlar çadırlar kuruyordu kışın, yazın sokak iftarları, ma aile iniyorlar aşağı, komşularıyla iniyor, geliyor orada muhabbet ediyor, sohbet ediyor, iftar ediyor. Bu bir gençlerde bir Ramazan şeyi, hani az önce süslemek demiştin ya Mustafa Bey, sokaklar böyle süslenebiliyordu yani evet, evet. iftarlarla, yaz günleri. Sokaklar böyle, bu unutulmaz. O gençler evet. orada ailesiyle iftar edenler. Şimdi Eyüp'e gidiyorsun mesela yazın. Ya insanlar aile geliyor oraya. Çoluğu çocuğu iftarı orada açıyor. O çocuk onu unutmaz. Eyüp Sultan'da oranın bahçesinde yerinde. Eskiden şimdi bilmiyorum var mı. Bazen onları görürdüm ben. Orada evet. iftarlar açıyor. Çok güzel bir şey. Yaza göre yazlık işler var. Kışa göre kışlık işler var. Şimdi Osmanlı'da da tabii... İftar saray padişah genelde dışarı gitmez. İftar'a pek çıkmaz padişah. Padişah genelde saraydadır yani. İftarı hep sarayda yapar. Klasik dönemde. Hı hı. Son e, yüzyıllarda, son 200 yılda başlayan bazı değişiklikler vardır. Padişah genelde sarayda yapar. Bazen yemekten e, yemek gönderebilir bazı yerlere. Belli zamanlarda yemek gönderebilir saraydan. Ama kendisi sarayda yapar ve yemekleri bellidir. Çok daha büyük bir lüks yoktur padişahın şeyinde. Hı. Belki bunu bilmiyorum farklı şeylerde var mı? Hani sebepleri? Ne gibi? ya Padişahın iftarı ya Mustafa Bey. Padişahın iftarından geliyorsun. Evet. Neler yiyeceksin değil mi? Kimleri davet edecek? Evet. Neler hazırlayacak? Hı. Belki büyük bir lükse, büyük bir şatafata sebep olacak. Çünkü padişahın yemeğine bakıyorsun... Abi aynı. Yani alelade bugün iftarda bir ailenin evi gibi. İşte bir çorba, bir et yeme, bir yanında pilav bilmem ne, zerde, bir tatlı. Yani tamam. ortalama her evde bulunabilecek bir yemeği görüyorsun. Bazen padişah ya diyor Yavuz tek yemek yerdi diyor ya. Alıyor şuna giden oradan bir yemek, bir yemekle doyar kalkardı diyor. Fazla bir şey yemiyor. Tek yemeği yerdi diyor. Evet. Yani büyük bir ama şimdi padişahın iftarı olduğunda 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi e herkesin bir numara olması lazım değil mi? Padişah olmayınca kim bir numara oluyor? Sadrazamlar, evet. vezirazamlar. Abi bazen o kadar tenkit ediliyor ki çok lüks oluyor bu yemekler diye. Hani yemekte de şeye kaçmamak. Müslümanın her işi bir sınır ya. Yani israfa düşmemek çok şatafata kaçmamak. Bazen bu tenkit ediliyor yani. Evet. tenkit. Ben mesela dışarıda iftar davetleri oluyor, bizi de davet ediyorlar hocam. Ben 3-4 sene oldu bıraktım artık yani gitmiyorum. Yani davete icabet etmek sünnettir elbette. Evet. Öyle özellikle söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gelmiş gibi kabul edin lütfen. Ee, gelmiyorum. Niye hocam? Çünkü inanılmaz israf var ya. Yani. Evet. Ya o salatalar yenmiyor. Bir gün en sonunda şöyle bir karar verdim. Bir medresenin bahçesinde çok güzel bir mekanda sofralar kurulmuş böyle kalabalık işte bir cemiyetin iftarıydı. Gittik sağ olsun davet ettiler. Saymışlar, çağırdılar. Yenildi, yenilmedi falan bir baktık yani if iftarın sonu artık kalkıyor, gidiyor. Bir oturun, dua edelim falan o da yok. O hani da yok. bir iftarı yaptık. yani nereye geldik dedim ya. Hemen oradan garsonlar siyah çöp poşetleri var ya kalın kalın. Evet. Tabakları poşete doğru çevirmeye başlar. Ne yapıyorsun abi dedim ya. Ne oluyor ya bu? Nasıl iftar sofrası ya? Salata olabildiğince duruyor ne yani ya. tabakta. Abi ne yapayım kusura bakma diyor yani böyle diyor. Bu olmadı ki şimdi yani. Bu gitti bu. Yani. Bunda ne hayır var ne bereket var ne Aynen ihsan yani. beklersin Aynen. bu işten Aynen. hiçbir şey bekleyemezsin yani. Çok doğru. ben dedim daha da ben iftara iftara gitmeyeceğim Gitmiyor. dedim yani. Maalesef bundan kurtulamadık. Ah kurtulabilsek her çağrılan yere gidelim. Ama yok kurtulamıyorsun. Yani onu görünce insan maalesef doğru. doğru. E, kötü e şimdi, oluyor. Şimdi biz e, neden biz sevap kazanmaktan bahsediyoruz evet. değil mi? E şu anda nimeti dökmekle harama düştüm. Gitti yani bütün harama düştün yani Mustafa Bey. Bir de bu ayda haram işlemek, bu ayda günah işlemek, bu ayda işte hatalı hareket. O da onun tam tersi. Evet. Şimdi bu aya hürmet, hürmet diyoruz. Nedir hürmet? Hürmet günah işlememekle olur. Hürmet israf etmemekle olur. Aya hürmet dediğinde de bir de ayın hürmet nasıl olur? Hürmet teravih olarak aya hürmet değil. Hürmet birine küfretmemekle, birine bağırmamakla, evet. kalp kırmamakla, günah işlememekle, haram işlememekle, israf etmemekle hürmet budur. Ya şimdi ya bugün lokantalar bazen çok güzel yapıyorlar. Evet, yemek fazla gelebiliyor. Birisi abi şunu doldur eve götüreyim ben diyor. Hı hı. Bu zayi olmasın. Onu birine veriyor veya kendi alıyor götürüyor ve ben bunu çok böyle yaşıyorum. Evet. Ama kalabalık yerlerde bu böyle yapılmıyor. Doldur. Evet. Doldur, at. Büyük lokantalarda falan. At hepsini. Ya yani kullan, at gitsin. Ya iyi de işte bu hürmetsizlik oldu yani. Hem nimete hürmetsizlik hem israf olarak haram işledin sen bunu. Bugün onu bulamayan da çok insanlar var. O hale. O zaman bu dökülüyorsa o kadar kişi daha çağır ya da az yap ya kardeşim evet, az ya. Yap. Az yap bunu yani. Az ver ya da az ver. Adam istesin ya ikinciyi. Evet. İstesin. E istemeyince oradakini döktürmezsin. İnsanlara orada çalışanlara evinize götürebilirsiniz dersin. Fakir ailelere dağıtabilirsiniz dersin. Onu oradan dökülmez o ama. Buradakini şimdi a, nereye götürelim, kime koyalım işte hani kaşı değdi bilmem ne hadi diyelim öyle. O zaman verme kardeşim ya. Az ver. Ya az koy diyorum dolduruyor. Az koy diyorum yani. Evet vatandaşın biri. <laughs> Bugün biz de buna benzer bir şey yaşadık ufak çatlı yani. Ama neyse ki hocam sünnet dedi yani. <laughs> <laughs> az ver diyor hala dolduruyor Mustafa oğlum <laughs> ya az ver diyor dolduruyor yani evet doğru ya yani bu evet. ya bu ha bunları insanlar onlara söyleyecek anlatacak sadece iş yaptırmak değil iş yapanı yetiştirmek de çok önemli Gerçekten yani oradaki insanı ya. ya aç diye orada yemek var ya arkadaşlar ben de bazen işte iftar veriyoruz Mustafa Bey belli bir oranda koydurtturuyoruz Arkadaşlar yemeğimiz var. Pilav isteyene pilav, et isteyene et, tatlı isteyene tatlı. Olana diyorsun ki olan bunlar var. Ha. İsteyene verelim. O kazan mı diyelim ona? Kendi tenceresinde kalan yemek zayi olmaz. Ol, olmaz. Aynen. Onu bir şekilde yani. değerlendirirsin. Evet. Sahurda tüketirsin, evet. ertesi gün biraz ısıtırsın, yani. yersin. Ama birinin tabağına koydun muydu onu? O da yemediyse o Isra maalesef gitti. israf gitti. Yani. Yani. O sebeple gerçekten önemli konulardan bir tanesi bu. Ee, buna dikkat etmek lazım. En sonunda buna rahatsız oluyorsun ve gitmiyorsun mesela. Tabii. Doğru. Ya gerçekten rahatsız edici bir durum bunu gördüğün zaman. İkinci mesela orada gördüğüm dua. Ya çok önemli Mustafa Bey. Dua. Onu söyledin. Yani beni davet etti adam. Davet etti. Benim orada el kaldırıp Amin demem lazım. O sofradan kalkmamak lazım. Bizim de bizi davet edene bir dua etmemiz lazım. Bunu ben de gerçekten zaman zaman görürdüm. Eskiden bazen böyle üniversitede yemekler verirlerdi. Ya arkadaş, tabi akşam namazını kılmadan oturuyorlar çoğu kez yeme. Evet. Ya yatsı oluyor akşam namazı gidecek kimse kalkmıyor yerinden. Dua yok. Namaza birbirinden mi korkar? Neyin nesidir? Gizli mezci Bir zamanlar böyleydi Türkiye ya. Ya Allah neler çekerdik. Hoca acaba nereye gidecek? Masasından kalkamayan adamlar, bilmem neler. Ya kaçardım yani o iftarlardan. Evet. Gerçekten. Ya da kalkıp kılacağım mescit yok bazı yerlerde. Verdikleri yerlerde. Hadi böyle durumlar vardı. Son 20-30 senedir gerçekten ülkemiz bu noktalarda biraz değişti. Nereye girsek Önce bir mescit bulabiliyorsun evet. bulunduğun yerlerde. Lokantalarda şurada burada. Eskiden yok abi yani. Erzurum'a çıkarsın yola. Yollarda durulan yerlerde mescit yoktu. Evet. Dükkanlardan abi bir tahta parçası verebilir misin derdik. Bir tahta parçası. Abdest alacağım bir yerde bulacağım. Bir tahta parçasının üzerinde namaz kılacağım. Şimdi nereden nereye gideceğiz? İş o ayrı bir şey ama dua. Duayı yapacaksın kardeşim ya bir duayı öğren. Hiçbir dua edemedin. Akşam bizim arkadaşın biri abi ben elhamdülillah el-Fatiha diyorum. E, en güzel dua dedim. Evet. Hamd ettin Cenab-ı Hakk'a. Elhamdülillah dedik hepimiz amin dedik. Bundan güzel dua mı olur? Cenab-ı Hakk'a hamd ettin, şükrettin. O nimeti ondan bildin. Evet duanın uzunu da var, kısası da var ama yap bir duaya aç o eli. O Ya Rabbi bu rızık senden, bu nimet senden, sen bizi rızıklandırdın, sana hamdü senalar olsun değil mi? Yani iftar sahibi abimizden Allah razı olsun diyemiyor musun? Cenab-ı Hak birine bin versin, taşsın dökülmesin, evet. artsın eksilmesin, <laughs> yapıver yani <Evet. gülüyor> duaları. Ankara'yı bir zamanda bu ziyafetlerin tekrarı nasip olsun. <laughs> evet. En kısa zamanda yap duanı yani. <gülüyor> İlla <gülüyor> dua arabi olacak diye bir şey Tabii. yok. Türkçe, parça Arapça nasıl yapıyorsan yap. <laughs> Dün bir arkadaşımızın evindeydik iftarda. Benim dört yaşındaki kız onlar da dua yapıyorlar ya şimdi okulda evet. ana sınıfında işte güzel güzel yiyelim sınıflarımıza gidelim falan diye <laughs> dua yaptı iftar <laughs> öncesinde biz de amin dedik yani bu da olur yani olmaz sonuçta olmaz mı göndermiş hayatını... adam şairin biri <laughs> padişahım yediğin bal ile yediğin yağ ile bal olsun günün aydınlık olsun <laughs> Köylünün de duası olacak <laughs> abi yani. yediğin padişahın çok hoşuna gitmiş yani yediğin yağ ile bal olsun. <laughs> yani. Allah razı olsun hocam sizi yorduk bugün hakikaten ya biraz Allah uzunca ya. oldu programımız Ramazan ayı boyunca bunu birazcık daha sadeleştirelim <laughs> ee, inşallah ama... Sohbetinize doyum olmaz yani. Bu da bir gerçek hocam. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ramazan'ın ederiz. güzelliğini olabildiğince hani konuşmak. <laughs> Konuştukça zaten o güzellik evet, kendini evet, ortaya çıkartıyor. Evet, aynen. İnşallah daim olsun Vallahi diyelim. İzleyicilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bereketlerine nail eylesin. Amin. Bizleri duadan unutmasınlar. Allah Bizlere dua etsinler, Lale Gül'e dua etsinler, Allah bu hizmetlerin olsun. devamına dua etsinler. Çünkü bu ayda dualarında makbul olduğu şeyden birbirimize çok dua etmek lazım. Evet. Hepsinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam <laughs> sizden de. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, sağ olun, var olun. İnşallah yeni bir tarih ve insanda tekrar kavuşmak ümidiyle. Hoşça bakın, zatınıza diyelim. Selamlar Tarih dündür, bugündür ve gelecektir. Geçmişini bilmeyen milletler rotasını doğru çizemezler.